10 dakikalık iş için 3,5 saat sokaklarda çile çekiyor insan be kızım. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk yavrum. Lale, nasılmışsın sen bakalım? Neyin varmış senin? Ay maşallah, boyu, kilosu, her bir şey ayından önde gidiyormuş toprak. 41 kere maşallah. Aman maşallah anne. Yalnız kızım, sen onun üstünü değiştiriver. Ayşe'cim, ben de Lale'nin meyvesini hazırlamıştım mutfakta. Onu da yedirirsin değil mi? Tabii efendim. Yalnız doktor motoru iyi dedi. Ben de yok doktor bey, arada sırada kabız oluyor dedim. Meğer motor gelişimi diye bir şey varmış. Ben bir şey anlamadım. Ama cehaletim ortaya çıkmasın diye anlıyormuş gibi kabuk salladım geldim. Anneciğim, bebeklerde ince motor, kaba motor diye bir gelişim var. Yani böyle oyuncakları tutması, ne bileyim emeklemesi, bu gibi şeyler. Ondan bahsetmiştir. Aferin be kızım. Dört dörtlük ana olmuşsun. Ana var, anacık var. Elin tez, yüreğin pamuk gibi. Etrafında büyük küçük herkesi sarmalayıveriyor huzuru. Teşekkür ederim anneciğim. Ayakta kaldık, oturalım hadi. Oh. Anlat bakalım. Çınar aradı mı? Nasılmış dün geceden beri? Aklını işine verebilmiş mi bari? Yok anneciğim, aramadı. Ben mesaj attım ona uyumadan önce ama cevap vermedi. Herhalde hala toplantıda. Herhalde. Biliyor musun, bunlar akıllarını işe verdiler mi dünyayı unuturlar kızım. Necip Bey de öyleydi. Ne yapıyorsunuz bakalım akşama? Akşam sizle birlikte evdeyiz. Hayır efendim, ben sizi evde mevde istemem. Sen kocanla git, güzel güzel gez. Akşam gözleriniz ışıl ışıl dönün eve, ben daha mutlu olurum. Ama bugün hiç Çınar'la konuşmadım ki ben. O zaman ona bir sürpriz hazırla. Şaşırt oğlanı. Sürpriz? Öyle mi dersiniz? Tabii öyle derim. Bakma sen öyle hep kocalar plan yapar masallarına. Bana kalırsa kadınlar erkeklerden daha beceriklidir bu hususta. Ama ne yapsam ki, bilemedim şimdi ben. Şimdi böyle pat diye sorunca benim de aklıma gelmiyor. Ne yapabiliriz ne yapalım? Teşekkür ederim. Geldiniz mi kızım? Anneciğim. Gel, gel şöyle yanı başıma bakayım. Neden bu kadar erken uyandınız? Hiç uyudun mu diye sorsana. Hayrola, kötü bir şey mi oldu biz yokken? Yok kızım, telaşlanma hemen. Kızım heyecandan gözümü kırpmadım, çok meraklandım. Neler oldu akşam, anlat bakayım. Asıl siz anlatın anneciğim. Nasıl kandırdınız beni öyle? Oyunculuğum iyidir benim. Çınar'la birbirimize çocukluğumuzu anlatıp durduk. Bir sürü şeyden konuştuk. Çok güzeldi. Ay ne güzeldir o ilk günler. İnsan birbirinin yanından ayrılmak istemez. Günler, geceler dursun. Zaman hiç akmasın. Hatta cihan devre alemini bıraksın istersin. Anlattıkça anlatası, konuştukça konuşası gelir insanın. Sevdiğinin gözlerine kilitlenir kalır. Ömrü geçer bu gönüllü tutsaklıkla da farkına bile varmaz. Yavrum, Allah muhabbetinizi daim etsin. Hep birbirinizle huzur bulun inşallah. İnşallah anneciğim. Toprak Hanım, Lale'yi hazırladım ben. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Tamam Ayşe, ben bir üstümü değiştireyim. Hayırdır kızım? Lale'nin kontrolleri vardı ya anneciğim. Tabii ya, sohbete daldık, unuttum bak. Ben götürürüm Lale'yi. Sen de yat uyu, kocan gelene kadar biraz istirahat et. Ama anne... Aması maması yok. Hadi sen istirahatine bak. Ayşe, hazırla torunumu, gidiyoruz. Yani nelerden hoşlandığını bilsem işim daha kolay olurdu. Ama hiç bilmiyorum. Çınar,
arabalardan çok hoşlanır. Sinemaya gitmeyi sever. Mesela böyle arkadaşlarıyla yemekli muhabbetlere bayılır. Bunlar olmaz ama. Yani öyle bir şey yapmalıyım ki benden hiç beklememeli, şaşırmalı. Ama aynı zamanda çok da sevinmeli. Aman böyle birdenbire insanın aklına... Ay, buldum ben Toprak. Ne buldunuz anneciğim? Çok teşekkür ederim. Size de bir sürü zahmet verdim. Akşama kadar gönderirsiniz değil mi biletleri? Tamam, tekrar çok sağ olun. Kolay gelsin. Hallettim anneciğim. Hay yaşa kızım. Sayenizde anneciğim. Yalnız tabii böyle son dakika arayınca Halkla İlişkiler Müdüresi birazcık zorlandı. Aman kızım, dünya kadar maaş alıyorlar. O kadarcık da işe yarayıversinler. Yalnız anne, ya Çınar geç gelirse bugün? O zaman yetişemeyiz. Doğru ya, bir de o var. Ne yapsa, ay ne yapsak ki? Şimdi dur bakayım. Ben Çınar'ı arasam. Annenle birlikte çok güzel yemekler yaptık. Erken gel desem. Harika olur derim. Ara. Köyüne dönsün. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. En başından beri olması gerektiği gibi. Hadi hadi. Çınar, Çınar, gol geliyor. Şimdi eğer bitti diyorsan ben sana inanmak istiyorum. Ama ne olur sözünü tut. Sana söz. Eşim evliliğimiz için bir tehdit olmayacak. Şarkı söylüyorlar. İnsanın sesi kısıdır valla. Ama çok eğlenceliymiş. İnsan her şeyi unutuyor. Çınar, ne yapıyorsun? İnsanlar var etrafta. Varsa var Toprak. Evet, doğru söylüyorsun. Bir sürü insan var. Ama Toprak... Hiçbiri senin kadar değerli değil. Bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı?
Ben banyoda giyinip geleyim. Gitme. Yani artık gerek yok. Gitme. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Kadınım. Günaydın. Çınar. Senin canın bir şey mi sıkkın? Hayır. Bunu da nereden çıkardın? Bileyim, dün sabahtan beri beni hiç aramadın. Sonra eve geldiğinde de yüzün çok asıktı. Akşam da çok huzursuz uyudum. Bütün gece döndün durdun. Bir şey yok. Hayatımdaki en güzel şey sensin Toprak. Ben senin yüzüne baktıkça huzur buluyorum. Sıcaklığını hissettikçe yaşadığımı hissediyorum. Ama yine de senin yüzünden bir şey var. Tek bir korkum var. O da geçmişte yaptığım hataların gelip seni üzebilecek olması. Ya bunu engelleyemezsem? Ya benim yüzümden? O gülen gözlerine hüzün dolarsa? İşte o zaman affetmem kendimi. Geçmişi geçmişte bırak artık. Bunları düşünme. Biz seninle yeni bir sayfa açtık. Ve ben çok mutluyum. Ben de. Lale uyandı galiba. Ben bir bakayım. Thank you.
Azerbaycan'la yaptığımız ortak baraj inşaatı sözleşmesinin gündeme alınıp tartışılmaya açılmasını talep ediyorum. Bebeğimiz burada. Benim içimde büyüyor. Kimisin bebeği Çınar? Anlamıyor musun? Dizlerinin dibinde yaşlanayım ben. Ben kimseye ruhumu bu kadar ait hissetmedim. Bu yüzük hep burada kalsın. Ölene kadar çıkarma, tamam mı? Tamam. Çıkartma. Sermaye artımına gitmek için uygun bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Size katılıyorum Şükrü Bey. Onun yerine yeni alanlar açılıp piyasadaki durgunluktan faydalanmak gerek. Bence piyasanın hareketlenmesini beklemek ciddi bir kayıptır. Gözümü kapattığımda hep dün geceyi görüyorum. Uyuyamadım. Sen nasılsın? Çınar. Fahri Başkanımız Necip Ilgaz toplantıya katılamayacak. O nedenle toplantının tarihini ileri erteleyelim. Teşekkürler. Abi neyin var senin? İki gündür kendi işini gücüne vermiyorsun. Hayır, toprağa olan aşkından diyeceğim, öyle çok mutlu bir halin de yok. Canım çok sıkkın Mehmet. Huzurum kaçtı gene. Anlatmak ister misin? Gel içeride konuşalım. Ne oldu, sorun ne? İşim hamileymiş. Yeniden mi? Hayır. Hiç aldırmamış ki. Kandırmış beni. Hadi be. Emin misin? Belki bir laf yapıyordur. Hayır, yapmıyor. Gittim, gözlerimle gördüm. 16 haftalık bir oğlan. Çok şaşırdım bu anda. Aldırmayayım diye saklamış benden. Toprakla yakınlaştığımızı fark etmese daha da saklayacaktı. Toprak biliyor mu peki? Hayır. Henüz bilmiyor. Söylediğim zaman
bunu düşünmek de istemiyorum. İyi de Çınar, senin bir suçun yok ki. Sen başından beri bu çocuğu istemiyordun. Geçimin oyununa kurban gittin sadece. Toprak böyle düşünmeyecektir ama. O bildiğimiz kadınlara benzemiyor. Onun için aile, çocuk kavramı her şeyden önemli. Yani? Öğrendiği zaman bebekle arama girmemek için çekip gidecektir. Bak, endişelendiğini biliyorum ama gerçekleri gizlemen işi daha da çıkılmaz bir hale sokar. Yakında Yeşim'in karnı da büyür. Konuşacağım Toprak'la. Bu akşam karşıma alıp söyleyeceğim her şeyi. Sunmuş olduğunuz projeyi ilgili birimlere aktardım. Arkadaşlar gerekli değerlendirmeleri yaptığında size döneceğiz. Biz hazırlıklara başladık zaten. Ece Hanım gerekli raporları sunacak. Güzel. Müsaadenizle. Sevgili, nasılsın? Çınar, neredesin? Şirketteyim, toplantıda. Sesin iyi gelmiyor, bir şey mi oldu? Çınar, acilen anneni yatırdığımız hastaneye gelmen lazım. Hastanede mi? Ne oldu, bir şey mi oldu? Benim işim yok da senin gelmen lazım işte. Ne oldu Toprak, söylesene. Sana bir şey mi oldu, iyi misin? Çınar, ne olursun bir şey sorma bana. Buraya gel. Ben seni bekliyorum. Kusura bakmayın. Eşim hastanedeymiş, benim çıkmam gerekiyor. Nesi varmış, söylemedin mi? Müsaadenizle. Hemşire hanım, nasıl durumu? Doktorla da ilgileniyor kendisiyle. Birazdan size de bilgi verecekler. Çınar. Öğrenir öğrenmez haber ver, tamam mı? Bir ihtiyacın olursa da ara, atlayayım geleyim. Sağ ol Mehmet. Ne olmuş Mehmet? Toprak iyi mi? Bilmiyorum ki. Öğrenince arayacak. Umarım bir şey yoktur ya. Toplantıya devam ediyor muyuz? Edelim edelim hadi. Şükür iyisin Toprak. Gelene kadar aklımdan bin tane şey geçti. Çınar, ben iyiyim de... Annem mi yoksa? Yoksa Lale mi? Hayır. Yeşim. Yeşim mi? Nesi var Yeşim'in? Ne oldu? Yeşim bugün bize gelmişti. Biz biraz tartıştık.
Sanırım ben onun üstüne çok gittim. Birden fenalaştı. Çınar, ben böyle olsun istememiştim. Çok üzgünüm. Tamam hayatım, tamam. Tamam değil, benim yüzümden oldu. Çok üstüne gittim sanırım. Çok üzdüm onu. Bir de bilmen gereken başka bir şey daha var. Çınar. Yeşim bebeğini aldırmamış. Hamile hala. Sen biliyor muydun? Evet. Ben bebeğin babasıyım. Bebek çok küçük, biliyorsunuz. Biliyorum. On altı haftalıkta. Peki bebekle annesinin durumu nasıl? İlk durumlarını kuruyorlar. Bütün gün evi arayıp sizi sordu. Ben de bir türlü ulaşamadım size. İkbal Hanım evde mi Ayşe? Öğleden sonra çıktılar, henüz dönmediler efendim. Tamam, ben odamdayım. Yani artık gerek yok.
seviyorum Toprak. Ben de seni. Bunu sonsuza kadar çıkarma, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.